Selamlar, sevgiler, saygılar efendim. Şimdi arkadaşımız Cafer'in replayini izliyoruz. Leopard 1 ile oynuyor Cafer. Daha önce Eus tank vardı Almanlarda. Şimdi Leopard 1'i almış ve onunla oynamaya karar vermiş Cafer. İlk başta biz Eus'u almaması konusunda çok uyarmıştık Cafer'i. Biz derken ben açıkçası uyarmıştım net bir şekilde. Çünkü Eus ilk başlayanlar için çok iyi bir tank değildir. Cafer'in de 1 yıllık sanırım bir oynama serüveni var, World of Tank'ı. Ama buna rağmen çok ciddi bir şekilde geliştiğini söyleyebilirim Cafer için. Tabii Leopard tankı yine yeni başlayanlar için riskli bir tank, kolay oynanabilen bir tank değil. Fakat Cafer'in burada aşağı yukarı bu olayı aştığını, artık Leopard tankıyla da oynayabiliyorsanız, az çok hakkını verebiliyorsanız, Leopard tankının oyununu nispeten de olsa çözdüğünüzü söyleyebilirim. Cafer ilk olarak agresif bir şekilde konumlanmak istiyor. Burada biraz bizim başımızı döndürüyor, zoom out, zoom in yaparak. Agresif bir şekilde konumlanıyor, drift yaparak bu kayaya geçiyor. Ve buradan çıkacak, bu hattan çıkacak. Ağırlara ateş etmeyi ya da TD'lere ateş ederek onlara hasar vermeyi düşünüyor. Beklemediğim ama diyor Cafer. Dediğim gibi bu hatta geçtiğiniz zaman nispeten agresif konumlanmış oluyorsunuz. Ve bu arada bir E75 tankını görüyor, nişanını alıyor. Onun yanında IS-2 var. E75'e nişanı alacak ama çok kötü bir atışta Cafer nereye attı? Mermiyi toprağa mı attı, havaya mı attı, fizana mı attı bilmiyoruz. Burada durmanın mantıksız olduğunu düşünüyor. Kendisini farklı bir yere konumlandırayım derken, ah, bir E75, pardon, bir E50M bonus gibi Cafer'in önüne çıkmış, arkasında dönmüş, onu da poposundan vurarak Cafer ilk hasarını veriyor. Cafer ileri gidecek Poyraz 2 ile. İleri gidiyor. BZ-176 tankını yandan gördü. Vurdu, hemen kaçtı. Cafer Leopar'ın harita seçmediğini söylemişti daha önce. Leopar'la haritalarda farklı şekilde oynayabilirsiniz. Leopar bence bu yönüyle de öne çıkan bir tank. Harita seçen bir tank değil. Bakın topun muazzamlığını göreceksiniz. Cafer hassas ayarlar yapıyor. Vuruyor. Vurduktan sonra da topun dolmasını bekliyor. Ve kendini korunaklı bir alana atıyor. Leopar'ın topu muazzamdır. Atış hızı çok iyidir. Nişanı çok iyidir. Bunu kullanıyor Cafer. Bir de çarpı tura hasar veriyor. Yine korunaklı bölgeye geçiyor Cafer. Ardından Cafer'in 1690 hasarlara, 1688-1690 hasarlara ulaştığını görüyoruz. Topu doldurur doldurmaz tekrar çıkıyor. Tekrar çarpı tura hasar verdikten sonra Cafer kendini tekrar korunaklı bölgeye atıyor. Dediğim gibi Leopar'ın harita seçmediğini daha önce söylemiştim. Farklı haritalarda daha farklı oyun stilleri de benim sevimlisinizdir Leopar'la. Fakat burada Cafer vur, kaç, vur, doldur, saklan, çık, vur taktiğiyle oynuyor ve bunda da başarılı oluyor. Burada biraz pasife düşmüştü. Bunun farkına varmıştı. Eski yerine ilk konumlandığı, agresif olarak konumlandığı, daha doğrusu nispeten agresif olarak konumlandığı yere geçiyor Cafer. Burada yine karşıdan geleceği tanklara nişan alıyor. Güzel bir pozisyona E75 nişan alıyor, fakat E75'in belki son anda çevirdiği tareti onu koruyor ve hasar almasını engelliyor. Bu arada Cafer zor bir bölgede ama çok fazla hasar yemeye başladı. IS-2'yi deldi. IS-2-2'yi deldi. Löwe'den hasar aldı. Burada Cafer'in yaptığı şey net bir şekilde harita okumak. Nerede hasar atabileceği bir pozisyon varsa oraya kendini konumlandırıyor Cafer. Arkadan küçük bir çarpma Cafer'e. Cafer yine dürbününü açıyor, atışını yapıyor. CC-67 tankı aslında kolay denilebilecek bir zırhı yoktur CC-67 tankının, ama tankınız Leopard'sa, mükemmel bir topunuz ve o topu yöneten güzel bir bileğiniz varsa, gördüğünüz gibi CC-67 tankının da zırhı sizin için çok fazla engel olmayacaktır arkadaşlar. Evet, merak ettim ben, Cafer bu SMV CC-67 tankını nasıl deldi? Gördüğünüz gibi şuraları çok zırhlı. Büyük bir ihtimalle nişan alırken tank belki ileri geri yaptı, birazcık da RNG'nin etkisiyle mermi buralara geldi diye tahmin ediyorum. Evet, Leopard'ın da mermisi az buz delmiyor. Gördüğünüz gibi ilk mermi 278 mm deliyor, ikinci mermi 323 mm deliyor, ama açıdan dolayı da bir şey olması gerekiyor. İlginç, ilginç. Helal olsun Leopard, helal olsun Cafer. Gerçekten muazzam yeteneklere sahip bir topunuz olduğunu söyleyebilirim. Belki oyunun en iyi topu bu tanktadır diyebilirim. Evet, Cafer'in harita okuması gerçekten çok iyiydi şu ana kadar. Pozisyon alması çok iyiydi. Nerede hasar ortalaması atabileceği bir yer varsa oraya geçti. Nispeten tankını korumaya çalıştı. Gerçekten şu ana kadar harita okuma ve pozisyon alma açısından iyi bir oynanış izledik. Cafer burada bayırdan aşağı yardırıyor. Biraz beklemesi gerek. Scorpion'u vuruyor mu? Hayır, vuramadı. Burada otomatik nişanı kullanabilirdi. Ya da
durabilirdi. Tabii karar olundu ama Cafer durmayı karar verdi ve ileri doğru bastı. Artık maçın bittiğini gördü Cafer. Estiyar Bey'e nişanını alacak. Estiyar Bey'e nişanını alıyor, hasarını atıyor. Paletli hasar attı. Bu akıllıca bir atıştı. Fakat hasar ona yazılmadı. Büyük bir ihtimalle Estiyar Bey Cafer'in atışından sonra paletini tamir etti. Bir başkası paletine isabet ettirdiği için bir başkasına yazıldı bu. Cafer 3700 hasara ulaştı. Burada otomatik nişanı kullanıyor gördüğünüz gibi. Atışını yapıyor ve Artie'yi de M53-55'i de garaja yolluyor. Oyunun özetini şöyle anlatabilirim size. Fırsatçı bir leopar. Harita okuyan bir leopar. Nerede nereye gitmesini gerektiğini bilen bir leopar oynadı. Bu kombinasyon muazzam topunuz ve hassas bileğinizle birleştiğinde, hareket kabiliyetinizle birleştiğinde leopar gerçekten öldürmeye programlanmış tanklardan biri diyebiliriz. Ve leoparı da oyunun en iyi tanklar arasında üst sıralara koyabiliriz. Ama tekrar söylüyorum, oynanması kolay bir tank değildir leopar. Cafer gerçekten güzel oynadı. Tebrik ederiz. Daha fazla hasar atabilir miydi? Evet, atabilirdi. Birazcık daha mesela Scorpion'a karşı durup vursa, o hasarı kabul etse, orada da ekstra bir 300-400 daha hasar atabilirdi. Evet, replay'imiz böyle. Cafer'e teşekkür ederiz. Siz de replay'larınızı bana iletebilirsiniz. Mail adresim zaten profilimde vardır. Oradan atabilirsiniz. Instagram adresimi de paylaşacağım yakında. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Uzun süredir canlı yayın yapmıyordum. Yavaş yavaş canlı yayınlara da başlayacağız. Çok uzattım, çok lagoluga yaptım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.